Dostlar selamlar. 20 Ekim Perşembe gününde sonuçlandırdık ve borsamız yeşilde 0.69 artıda kapattı. Artı 26.95 lirayla 3907.29'da kapattı. Evet, bugün en yüksek 3942.54'e kadar çıktı arkadaşlar. Zirveyi gördü. Evet dostlar, yasal olarak hatırlatmamızı yapalım. Burada konuştuklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bunu dikkate alınız. Bizim burada konuştuklarımızla yatırım yapmaya kalkarsanız zarar edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, BİS 100 dediğimiz gibi 26.95 lira pozitifle kapattı. Hiç bugünkü başlangıç noktası olan, açılış noktası olan 3889'dan hiç aşağıya düşmedi arkadaşlar. Bugün hep pozitifteydi. Artıyla kapatmayı başardı. Hatta biraz önce dediğim gibi 3942 liraya kadar da çıktı. 52 haftanın en yüksek derecesine ulaştı arkadaşlar bugün. Evet, takip ettiğimiz hisselerden hangisinden başlayalım? Şuradan Şişe ile başlayalım. Şişe de bugün %2.8 pozitif artıyla kapattı. 0.86 lira kapat. Evet arkadaşlar, açılışı 30.70'ti. Şişe 31.80'e kadar çıktı. Şuralarda görüyorsunuz. Hatta 31.72 şeyden önce, biraz kapanmadan önce çıkmıştı. Yükseldi hayli. Sonra 31.54 ile bugünü kapattı arkadaşlar. Evet. Şişenin istikrarlı bir şekilde ilerleyiş devam ediyor. Temettü dağıtan borsamızın güzide kağıtlarından birisidir. Şişe camla ilgili yapmış olduğumuz geniş analizlerini video kategorimizde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şişeden sonra SASA. Evet, en büyük hisselerimizden birisi. BİST İstanbul'un 85.25 ile kapattı bugün. %0.47 pozitif, artı 0.40 lira pozitif. En düşük değeri 83.40'tı. Yükseği 86.50'ye kadar çıktı ama 86.25'ten kapatmayı başardı. SASA'da 1-2 gündür dalgalı yeşilin altında gidiyordu ama bugün SASA'da da pozitif ayrımcılık, yani pozitif olarak yeşille kapatmayı başardı. Evet, Yeotek arkadaşlar, bildiğiniz gibi son zamanların bomba hisselerinden birisi. Geo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi. Evet arkadaşlar, bugün de %5.60 ile kapattı. Artıda 3.15 lira. Görüyorsunuz, açılır açılmaz zıplayan bir grafik ve sürekli 61.90'larda gezindi. 61.90'da uzun süre durdu. Niye 61.90'da uzun süre durdu? Çünkü %9.96 yükselmişti o sıralarda. Fakat sonra ne olduysa çok az bir zaman önce, yani 17.50'lerde keskin bir şekilde satış geldi. Bu satışla ilgili de bilgiyi daha sonraki videomuzda vereceğim arkadaşlar. Satış geldi ve %5.60 ile kapatmış oldu. Yani en yüksek değeri 61.90, 57.35'te açtı. Yine yatırımcısını bugün de kazandıran bir kağıt oldu. Evet, KonTR hisseleri ne oldu arkadaşlar? KonTR, Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik son birkaç gündür kırmızıdaydı ama bugün arkadaşlar yeşille kapatıyoruz. %1.77 ve 1.60 lirayla 91.90'dan kapattı. Açılışta yine kırmızıdaydı KonTR ve bütün yatırımcılar bugün de herhalde düşüş günü olarak görseler de daha sonra saat 11.05'te KonTR zıpladı arkadaşlar, uçtu. Buradaki alımla ilgili de bilgileri bundan sonraki videoda vereceğim. 88.90'dan bir anda en yüksek değerleri olan 97.20'ye çıktı ve herkes o anda yüzü görecek mi derken tekrar yavaş yavaş düştü ve son haddede de biraz fazla düşerek 91.25 ve 91.90'dan KonTR bugünü kapattı. Az bir kazanç gibi gözükse de arkadaşlar az değil. Çünkü birim yüksek. Kağıdın 87.15'ten 91.90'a çıktı. Bugünü yeşille kapatan kağıtlardan. Evet, güzide kağıtlarımızdan birisi olan Hektaş. Hektaş arkadaşlar bugün sallandı ama yıkılmadı. Evet. Yarınki hedef için yıkılmadı arkadaşlar. Hektaş 29.18'den açtı. Bugünü en düşüğü açılışı 30.60'tı. 31.10'a kadar bakın açılır açılmaz Hektaş görüyorsunuz şurada. Açılır açılmaz 30.96 yani iyi bir şekilde yükseldi arkadaşlar. %2-3 gibi 2 gibi 2.5 gibi yükseldi açılır açılmaz hisse. Fakat daha sonra aynı şekilde çakıldı. 29.90'a düştü, eksiye düştü ve minimum yani bugün 29.18'i gördü Hektaş hisseleri. Fakat sonra tekrar biraz daha toparlandı. Yine pozitif artıya geçti. 30.42'ler 30.56'lar ve en sonunda şurada 30.18'e inme 14.20 civarında ve sonra kırmızı üzerinde dururken bir anda arkadaşlar 16.50'de düşüşe geçti. Yine ilk çıkış ve yükseliş gibi keskin olmasa da onun yarı değerine 1.5 oranda düştü. Ve 30.22'den işte en sonunda arkadaşlar 30.18'ler ve kapanışı 30.10. Evet, bunu bir nazar boncuğu olarak görebiliriz tabii ki. Yani Hektaş bölünmeden sonra biliyorsunuz iyi derecede yükselmeye devam ediyor. Bunda da burada biraz düştü. Evet arkadaşlar, bugün de hisselerimizin hepsini inceledik. 5 hissemizi inceledik. Şeyi unuttuk, pardon, Geovint'i unuttuk. Onunla ilgili de pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bir sıkıntısı yok şu an için. Pozitifte olan bir hisse. Arkadaşlar 18.80'den kapattı Galata Bin Enerji Anonim Şirketi. 0.15 yani 0.80 ile %0.80 ile yükseldi. Bugünü de artıda geçen hisselerden birisi. Evet arkadaşlar, lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz burada fikirlerimizi beyan ediyoruz. Zaten size burada BIST 100'ün ve 5 tane hisse üzerinden değerlendirmesini yapıyoruz. Bugün BİS 100 genel itibariyle pozitifteydi zaten. Takip ettiğimiz hisselerde de herhangi bir oynaklık yok. Tam yerine oturmuş hepsi. Bir Hektaş'ta ufak bir göz ağrısı olurdu ama o da bunlar olabilir. Hiç doğal bir şeyler, sıkıntı yok. Dünkü o yakın, bir gün önceki, iki gün önceki o yakın satışıyla alakalı da olduğunu zannetmiyorum. Çünkü o yakın satışta fazla etkilemedi hisseyi. Arkadaşlar lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın bunları. Hektaş uçanlarınızı kısa sürede normal hisseye çevirin ya da satın, onun yerine normal hisse alın yani. Bir şeyler yapın artık çünkü vakit geliyor. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olunuz arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayınız çünkü bunlar bizim için moral ve motivasyon. Hepinize bol kazançlar.